Esun'u gördün mü? Yok, gördüm. Esun neredesin ya? Tam kaybolacak. Şişt, Esun gördün mü? Bacım bir dakika. Vah vah, senin durumun da benimkinden de zor desene. Hiç arama boşuna. Onu bulabilmek ne mümkün. Yoksa sen de yeni mi başladın işe? Yok, ben burada çalışıyorum zaten. Sen yeni başladıysan sık sık görüşürüz. Bin Nur ben. Ben de Gülcan. Tamam, hadi görüş. Benim rahmetlik annem de bu ismi koydu işte bana. Babama sinirlendi böyle. Gülmezmiş bizim soy ismimiz, biliyor musun? Yani ondan sonra babama demiş ki gel bu ismi değiştirelim. O da demiş ki işte yani nasıl değiştirebiliriz? Hiç olur mu? Atamıza babamıza saygımız var bizim. Benim acelem var, tamam mı? Sonra konuş. Bir dakika, ben Efsun Hanım'a bir şey diyecektim ya. Gel birlikte arayalım böyle Efsun Hanım'ı. Hani sen de bana buraları gezdirsin ha? Aa, şu gelen adam var ya, sohbeti çok sever. İşi gücü de yok, sen onu söyle, o sana buraları gezdirsin. Ha, benim çok acelem var, hadi görüşürüz. Dinsizden akın, yansız gelin. Beyim, merhabalar, merhabalar, merhaba. Ben de burada işe başladım da bugün. Öncelikle tütsü yakmayı unutmuyoruz. Sandal ağacı özellikle, o böyle bir tütsün. Bir de lütfen böyle siyah kıyafetler istemiyorum. Artık beyazlar, uçuk maviler, pembeler üstümüzde olsun, tamam mı? Psikolojimiz için. Peki. Haberleşelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Yaşar. Yaşar. Ne oldu? Ben çirkin miyim? Aa, ne demek? Estağfurullah. O nasıl söz? Sen çirkin değilsin. Sen çok güzelsin. Sen gerçekten çok güzel bir insansın. Peki benim avam bir tarzım mı var? O var. Ama o seni kıymetli yapıyor. Sen Anadolu'nun bağrından gelmiş, kendi karakterini de oluşturmuş bir insansın. İnsanlar doğuştan kendi karakterlerini bulamıyorlar. Sen karakterini bulmuşsun ve bunu geliştiriyorsun. Bence avam değilsin. Tam benim havamsın hatta. Ya ben de öyle düşünüyorum. Ama şu anki kendimi yenileyim diyorum. Baştan yaratayım diyorum. Ne diyorsun? Kliniğimiz burada. Burası benim odam. Geleceksin Yaşar'a ve bütün auranı tamamlayacaksın. Tamam o zaman. Bugün hem ben alışverişe geliyorsun hem de kuaföre geliyorsun. Beraber takılıyoruz, tamam mı? Yaşar Koç'um olarak. Yaşar Koç'u ne güzel. De bu bir ricadan ziyade emir gibi duruyor. Burada bir sıkıntı var. Rica eder gibi değil, emir verir gibi. Dik dik, sert sert bir bakışlarım var. Onu da halledersek her şey bende. Af, tamam, oyalama beni. Hadi görüşürüz, oyalama beni. Haber ver. Ay Yaşar, bundan sonra seninle alışverişe çıkmayacağım. Renkli renkli ne varsa aldırdın ha. Bin Nurcuğum, sen şu içindeki renkleri bir görsen kurtulacaksın, biliyor musun? Senin içinde ekru var, yavru ağzı, fuşya, somon, aslan ağzı ama siyah ve beyaz değil. Sen renkli bir kızsın, inan bana. Tamam, tamam. Renkliyim, güzelim, tatlıyım, minnoşum. Siyah beyaz ne ya? İkna oldum. Hadi kuaföre. Ha. Kuaför bir kadının mahremidir. O alana giremezsin, alan işgali yapamazsın, gelemezsin. Nasıl mahremidir? Kuaför bir kadının mahremiyse ben ne yapacağım? Ben seni nasıl tasarlayacağım? Benim senin saçına, kaşına, gözüne ihtiyacım var. Ya. Sana renk vermek için benim de kuaföre gelmem lazım. Gelme. Sen bana bilgileri gönder, ben uygulamayı hallederim. O zaman Sarp'ın mekanında buluşuyoruz. Tamam. Buluşmadan önce de ben sana yeni saç modelleri atacağım. Tamam, okey. Bekliyorum. Bekliyorum. Hayır, puşa. Bir an karımı gördüm zannettim. Ah, seninle konuşmadığım bir an karımı gördüm. Seninle konuşurken böyle bir görüntü yoktu. Ben şu anda meditasyona ihtiyacım var. Ben gideyim. Tamam, ver poşetleri. Benim yerime de yapsana meditasyon. Yalnız o öyle bir şey. Ne ama neyse. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.